Hocam bu son dönemlerde yayınlarda ve hani konuşmalarda YouTube kanalında da biz konuşurken yeni dünyanın cesur insanı diye bir tanım kullanıyorsunuz. Bunun ne demek olduğunu, neyi bahsettiğinize dair birkaç soru var. Bunu bize bir açıklar mısınız? Şimdi ben mevzu uzun, soru yorumdaki benim uzatmalı cevaplarım için bile uzun. O yüzden bununla ilgili bir kitap çalışmamız olduğunu şimdiden söyleyeyim. Hatta muhtemelen ifa ile imanın arasına girecek gibi o. Şimdi insanın fabrika ayarlarını yazmaya başladıktan, anlatmaya başladıktan ve sonra yazmaya başladıktan sonra şunu fark ediyorsun. Yani bunu okuyanlar, eğitime gelenler falan da bunu anlıyorlar. Ya bu çok aslında doğal olarak anlayabildiğimiz, aslında bildiğimiz bir şey. Orada anlattığım şeylerin tamamı biyolojik bir organizma olarak, bir insan olarak gayet rahat vakıf olabildiğimiz, anlayabildiğimiz meseleler. Çünkü zaten biz öyle yaşamak istiyoruz. İçimizde bir yerde o bilgi zaten var. Fakat sorun şu ki içinde bulunduğumuz sistemin bizi yönlendirdiği taraf hep fabrika ayarlarımızın zıttına ya da çaprazına bir yer oluyor. Yani bir türlü orada yaşamamıza izin vermeyen bir sistem var. Bütünlüklü olarak baktığında mesela geçenlerde Social Dilemma belgeselini konuşmuştuk. Social Dilemma'da sorun neydi? Yapan adam bile bağımlılıktan kurtulamıyordu. Yani sosyal medyayı dizayn eden arkadaş bile. Hepimizi alıyordu, bir yerlere yönlendiriyordu. Ya da efendim şimdi ekonomik sistem diye bir sistem var. İlla onun içinde çalışman, para kazanman, o arka bir şekilde senin de omuz vermen gerekiyor. Eğitim sistemi diye bir şey var. Onun içinde muhakkak bulunman gerekiyor. Çok uluslu şirketler, hedeler var. Onların işte manipülasyonları bir şekilde senin hayatını etkiliyor. Neticede günümüzde insanın istediği gibi yaşayamamasının çok önemli bir altyapısal nedeni büyük sistemlerin karşısındaki küçük insan problemi. Biz hepimiz büyük sistemlerin karşısındaki küçük insanlarız. Her ne kadar masallarımızda, anlatılarımızda, mesela kutsal metinlerimizde Davut ve Goliat hikayesi mesela Tevrat'ta anlatıldığı şekliyle ne kadar kulağımıza çalınmış olursa olsun o hep küçüğün devasa olana karşı olan büyük zaferini hep duymamıza rağmen bunu hiç kendimize yakıştıramayız. Mesela Davut ve Goliat hikayesi, Malcolm Gladwell'in bu konuda bir kitabı da var, Davut ve Goliat diye. Yani orada esas o hikayeyi başka bir açıdan analiz etmiş. Goliat devasa bir yaratık, yani bir asker ama dev gibi bir asker. Böyle diğer bir sürü askerin yardımıyla falan zırh giyen falan böyle devasa bir masal yaratığı gibi. Davut da bizim çoban, yani bir tane. İşte bir o zamanlar savaş yapılırken iki ordu karşı karşıya geliyor. Sonra en iyi savaşçılarını çıkarıyorlar. Bunlar bir kapışıyor. İşte can kaybı olmasın diye kim yenerse onun ordusu galip sayılıyor. Öyle bir usul var. Orta Doğu'da yapılan savaşların birçoğunda görülen bir usulmuş bu zamanında. Bunlar işte oradan Goliat'ı çıkarınca Davut'un tarafta kimi çıkaralım, kimi çıkaralım derken Davut diyor ki ben giderim. Yani diyorlar lan sen küçücük çobansın, bir tek taş atmayabilirsin, sen ne bilirsin falan filan de. Bunların da bir tane sapan var. En sonunda neyse hikaye bu. Çıkıyorlar bunlar karşı karşıya. Tabii Goliat zor bela getiriliyor şey alana böyle. Yani birileri tutuyor, yardım ediyor. O kadar ağır bir zırhı bilmem nesi var. Ama Davut şak bir sapan taşı atıyor. 2.80 indiriyor onu. Çünkü o küçücük sapan taşına karşı kendini savunacak çevikliği yok. Şimdi bu hikayeyi herkes küçüğün büyüğe karşı zaferi olarak dinler. Bu hikaye bize bir şeyden dolayı anlatılır. Büyük sistemin hantallığı, kaçamayacak olması, küçük darbelere ya da kelebek etkilerine dirençsiz oluşu vesaire gibi bir sürü termini vardır. Aynı zamanda işte çıplak ve görece aciz olanın çevikliği ve inovasyon yapma yeteneğiyle olayların seyrini değiştirebileceğini biliriz. Ama neyse bunu hiç kendimize yakıştıramayız. Çünkü Davut'un Goliat karşısındaki en büyük avantajı neydi? Kendisini bilmek ve kendisine güvenmek. Yani o sapanla attığını, vuracağını biliyordu ve sapanı daha önce kullandığı için etkisinin de farkındaydı. Kurtları falan deviriyormuş o sapanla mesela. Dolayısıyla biliyor kendisini. Sınırlarını biliyor. Kendini bilmek söz konusu olunca insanın fabrika ayarlarında ne yapmaya çalıştığımız daha iyi anlaşılıyor muhtemelen. İnsanın fabrika ayarlarında biz insanın biyolojik, psikolojik ve biraz da ucundan ruhsal dünyasının ayarlarına değinmeye çalıştık. Yani yaptığımız şey aslında onun bir tarifini yapmaya çalıştık. Şimdi bu tarifi aldın, anladın. Herkes de anlıyor, gayet güzel. E peki ben nasıl o zaman kendim olacağım, bu sisteme direneceğim, anarşistlik yapacağım, arıza yapacağım? Bunun yolu yordamı nedir? İşte bunun yolu yordamı yeni dünyanın cesur insanı denen şeyin ne olduğunu anlamaktan geçiyor. Yeni dünyanın cesur insanı devasa bir yaratığa karşı elinde sapanla fırlayan değil, devasa sistemlerin karşısındaki küçük bir insan olarak insanın gücünü bilmekle olabilecek bir şey. O günün sapanı bugünün öz bilgisi, yani kendi bilgisi. Mesela
Biz Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı için uzun uzun bazı kıstaslar yazdık. İşte onları çalıştık. Şimdi hepsinin burada detaylarına girmeyelim ama bu devrin en cesur eylemi hep anlattım. Durmak. Çünkü herkes diyor ki çalış, beğen, paylaş, fikir beyan et, git, koş, yetiş. Hep böyle bir ortam var. Bu sisteme eğer çark olmak istemiyorsan duracaksın. Bu sisteme çark olmak istemiyorsan seçtiğinin tadına bakacaksın. Sana veri sunulanın değil. Sen seçeceksin. Mesela YouTube'u açıp, hazır burada YouTube'dayken, önerilen videoları asla seyretmeyeceksin. Gündemin olacak. Diyeceksin ki ben YouTube'da şunu seyredeceğim. Aman Sinan Canan geç. Ben bilmem kimi seyredeceğim. Diyeceksin bunu. Ben de olsam harcayacaksın. Eğer gündemim değilsen atıyorum seni diyebilmelisin. Yeni dünyanın cesur insanının kendi sınırlarını bilerek varması gereken bir sonuç. Her şeyi tüketemeyeceğini bilen, her şeyi fehmedemeyeceğini, takip edemeyeceğini, bu kadar bolluğun içerisinde felç olacağını bilen bir insan hemen otomatikman bu doğal hamleye döner. Bu doğal hamle bugün cesaret hamlesi olur artık. Çünkü insanların çoğu bunu yapmamaktadır. Şeyi de hatırlamak gerekebilir. Günümüzün sistemi, hani geçmişten ya değere baktığımız zaman tüketmek üstüne kurulmuş bir sistem ve olabildiğince sana çok vereceğim, sen tüketeceksin. Tüketmediğin zaman mutsuz hissedeceksin. Sizin anlattığınız durumda zaten tüketmeye karşı da ve sistemin içinde olduğunu idrak eden bir insandan da bahsediyoruz. Aynen öyle. Kendini tanımak, sistemi anlamak falan filan dediğimiz bütün mesele zaten bir kere temel düzeyde. Abi ben böyleyim de bu sistem bana niye bunu dayatıyor? Yani niye benim ayarıma, şeklime tamamen ters bir şeyleri bana empoze ediyor? Ha demek ki bu beni sağıyor. Yani Matrix'teki elektrik piline dönüştürülmüş insanlar gibi. Demek ki benden besleniyor bu sistem. Dolayısıyla yapabileceğim en iyi şey ne? Fişi çekerim abi. Ben bunu sinyal çıkarım. Ha öbür taraftan mesela yeni dünyanın cesur insanı sosyal medyada kullanan cesur insan. Ama sosyal medyayı öyle bir kullanır ki o sosyal medyayı kullanır. Sosyal medya onu kullanmaz. Bunun için neye ihtiyacınız var? Yeni dünyanın cesur insanı söyleyecek bir şeyi olan insandır. Yaratacak bir şeyi olan insandır. Hayali olandır. Bilmiyorum deyip öğrenen, bildiğini de cesurca ifade eden, yani yanlışı, doğruyu neyse yanlış doğru olarak gerçekten bildiğini doğruca ifade eden insandır. Şimdi bugün sosyal medyanın insanları kullanabilmesinin altında ne yatıyor? Üretmezsen, yaratmazsan, düşünmezsen, tefekkür etmezsen sosyal medyada sana ne sunulursa onu alırsın. Adeta böyle şu Fransızlar özellikle kaz çiftliklerinde kaz ciğeri olgunlaşsın diye hayvanların ağzından yağlı gıdaları basıyorlar ya böyle bilirsiniz onu. O hayvanlar iyice böyle yağlansın içinde diye. Adeta insanlar bugün böyle içerikle besleniyorlar ki o böyle içleri yağ bağlasın yani karlı hale gelsinler anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunun silahı nedir? Mesela ben istesem de sevgili arkadaşlar sosyal medya tüketemiyorum. Yani vaktim yok. Niye? Mesela bunu yapmak zorundayım. Kitap yazmak zorundayım. Toplantı yapmak zorundayım. Bir yere gidip konuşma yapmak zorundayım. Allah'a şükür kafam kaldıracak vaktim yok. Yeni dünyanın cesur insanı benim gibi değil. Ben bir işe kaptırdım gidiyorum. Bu cesaret değil. Benim default halim. Ama yeni dünyanın cesur insanı bir zamanlar ben öyleydim. Öyle zannediyorum. Çünkü beni bu döngüye sokan şey bana sunulanı otomatik varsayılan olarak bana verilen akademisyen şöyle olur. Anne baba böyle olur. Erkek böyle olur. Kadın böyle olur. Stereotiplerini bir kenara itip yok abicim ben bunu beğenmedim. Ben kendime göre akademisyen olacağım. Kendime göre eğitimci olacağım. Kendime göre konuşmacı olacağım. Deme cesaretini göstermemdi muhtemelen. Herkese bunu tavsiye ederim. Tabii herkes yapamayacak. Bizim muhatabımız kim? Yeni dünyanın cesur insanı derken, yeni dünyanın cesur insanı. Adı üstünde. Herkes cesaret gösteremeyecek. Cesaret göstermeyen buna küfredecek. Yeni dünyanın cesur insanları buna hazır olsunlar. Çünkü sisteme karşı davrandığınızda şöyle bir toplu canlı davranış tepkisi vardır. Herkes gibi davranan, kendisi gibi davranmayan otomatik olarak kızar. Böyle bir sistemdir bu. Maymunlar da buna sinirlenir. Bu niye cinslik yapıyor falan. Bir tanesinin alnına kırmızı boya sürün. Bir süre sonra önce itelerler onu, sonra döverler. Bunun alnı niye kırmızı diye. Bizden farklı gözüküyor diye. Bu yeni dünyanın cesur insanı sadece sistemlere karşı değil, sistemlere çark olmuş. Yani o sistemleri yürüten insanlarla da problem yaşayacak. O yüzden çok cesarete ihtiyacı var ama daha da önemlisi, biz bunu niye anlatıyoruz? Yeni dünyanın cesur insanlarının bir araya gelmesi gerekecek. Yeni dünyanın cesur insanlarının asgari müştereklerde birleşip cesaretle adım atması, fikir koyması, ser ortaya çıkarması, sanat yaratması, bir şey yapması gerekecek. Ve bu olmadığı takdirde de kalabalıklar, gereksizlikler, yozlaşmalar ve paçozluklar önce insanın kendisini sonra da insanlığı yavaş yavaş bu dünyadan süpürecek. Bugün dikkat ediniz, modern bilimin gelmekte olduğu nokta eğer bir gözle bakarsanız korkutucu bir noktaya geldi. O gözde şu, tabiatın 3,5 milyar senede incelikli bir Ar-Ge ile oluşturduğu insana diyor ki modern teknoloji,
Sen artık yetmiyorsun, benim gelişimime yetişemiyorsun, senin parçalarını değiştireceğim ben. Buna ne derler biliyor musunuz? Bütün inançlarda ve dinlerde bunun bir adı vardır. Buna sapkınlık denir. Tabiatın, sistemin, Tanrı'nın ne derseniz deyin, yarattığı büyük sistemi fehmedemeyen, onunla baş edemeyen insan bütün dünyayı kendi zihnindeki modele benzetmeye çalışır. Buna ortak koşma denir mesela İslam'da da. Yani kendisi tanrıcılık oynamaya kalkar. Ben de yaparım, ben de değiştiririm, kafama göre yaparım. Sapıtıyoruz, bilmem farkında mısınız? Bu sapmadan, bu sapkınlıktan kurtulabilen ve yönünü gerçekten şu evreni anlamaya, kendini anlamaya ve kendince davranmaya yönlendirebilen insan yeni dünyanın cesur insanı olacak. Hiçbir şeye alet olmamak, bağımsız olmak amaç. Bugün bağımsızlık bize her ne kadar dürtülerimize köle olmak öğretilse de bizim esas işimiz ideallerimize köle olmak. O ideallerimizi ortaya koyup onların peşinden gidebilme cesareti göstermek. İnsan tek başına çok zor cesur olur. O yüzden bunları bir topluluk içerisinde yapmak çok daha kolaydır, çok daha rahattır. Yeni dünyanın cesur insanları nasıl bir araya geleceğiz demiş Gökçe. Adı üstünde Gökçe burada yazıyor. Açık beyin. Ayşenaz Hazal Sezen bak burada. Açık beyin burada. Dolayısıyla açık beyin altında biz başka çatılar altında başkaları, cesur insanları toplayacaklar ve bunlar kafalarını, zihinlerini, gönüllerini ve bahtlarını birleştirip yeni bir dünyayı yapacaklar. Tarih boyunca hep oldu. Yeni bir fikir değil arkadaşlar. Beytül Hikmeler böyle kuruldu. Delfi Tapınağı böyle kuruldu. Bilmem ne okulu, Pisagor'un bilmem nesi böyle kuruldu. Her şey böyle kuruldu. Hep de kurulacak. İnsanlık çünkü bu sapmayı hep yapacak. Birileri de diyecek ki abi ben oynamıyorum. Ben sizin sistemi sevmiyorum. Ben bugünün tehlikesini unutmayın. Bugünün tehlikesi daha önce olmayan bir tehlike. Büyük sistemler karşıdaki küçük insan. Unutmayın o derdi bizi yerler arkadaşlar ve yiyorlar haberiniz olsun. Hem de biz onlar bizi yerken lezzet alıyoruz. Bu devrin öyle bir enteresan tarafı. Oh, bayılıyorum. Like. Oh falan. Ona göre. Demedi. Hocam bu devir insanın hassas noktasını buldu aslına bakarsanız. Sürekli olarak dopamin salgılatacak bir sistem geliştirdi. Ve bir çeşit bağımlıyız aslında. Bu sisteme bağımlı hale geldik. Sistem insanın zayıf noktasını çok iyi biliyor artık işte. Problem o. Ve kendini tanırsan korunursun. Başka şansın yok. Arkadaşlar açık ve net. Hiçbir formül çalışmaz. Her formül sizi var olan bir tehlikeden korur. Yeni icat edecek her tehlikeye kendini bilmeyen herkes gene düşer. Unutmayın adalette yani adliyede kanunlar her zaman suçun gerisinden gelir. Çünkü önce suç işlenir sonra kanun. Önce suç işlenir sonra kanun çıkar. Sonra ceza gelir. Dolayısıyla suç hep öndedir. Suça karşı dayanıklı olmak istiyorsanız ilkeler sağlam olacak. Her yerde uygulanabilir ilkeler. İşte bu da öyle bir şey.